Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir sabah kahvaltısı için tarif vereceğim. Normal sabah kahvaltılarından peynir, zeytin ikilisi veyahut da o tarz şeylerden daha değişik nasıl bir kahvaltı yapabilirim gibi düşüncesinde olan arkadaşlar için güzel soğanlı, salçalı, yumurtalı bir kahvaltı tarifimiz var. Çok güzel. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlıyoruz. Öncelikle 2 tane orta boy soğan kullanacağım arkadaşlar. Bir tane sarımsak, bunu isteğe bağlı, isterseniz kullanabilirsiniz, ağzınız kokar derseniz kullanmayabilirsiniz. Yumurtamız var, kaç kişilikse o kadar yumurta kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi de sarımsağımı hoplarına ayırıyorum. Bu şekilde. Bunu da robottan geçireceğiz. Şimdi soğanlarını robottan geçireceğim. Şu şekilde. Sarımsağını içine atıyorum. Bunları robotunuz yoksa arkadaşlar böyle bıçakla zırh şeklinde de şöyle soğanları doğrayabilirsiniz. İnce ince kesebilirsiniz. Şimdi şu şekilde. Evet, sanırım bu kadar yeterli olabilir arkadaşlar. Şuradan soğanımı alayım buradan içinden. Kenara koyayım. Evet, bu soğanımız şu şekilde sulu bir şey oldu. Evet, soğan bu arada gözlerimi yakıyor. Şimdi yumurtalarımı kırıyorum. 3 tane. Yumurtalarımız çırpıyoruz. Evet, bu kadar çırpma yeterli. Şimdi pişirmeye geçiyoruz. Şimdi pişirme vakti geldi. Şöyle derince bir tavamı koyuyorum. Daha rahat pişirebilmem için. Ondan sonra yağımı ekleyeceğim. Şöyle sıvı yağ, tereyağı, hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Şöyle bakıyorum. Biraz daha. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi yağımın kızarmasını biraz bekleyeceğim. Yağım biraz kızdı arkadaşlar. Şimdi soğanları koyma zamanı geldi. Kuru soğanlarımızı. Şöyle. Bu kahvaltılık hem güzel bir besleyici, güzel farklı bir tat. Hem de soğan olduğu için doğal bir antibiyotik gibi kışa sizi iyi hazırlar. Soğuk havalarda iyi gider. Evet, şimdi soğanımızın kavrulmasını bekleyeceğiz. Karıştıra karıştıra, dibini tutturmadan, yapıştırmadan. Hatta yağ biraz az geldi. Az bir yağ daha doldurayım. Çünkü salça ve yumurta da ekleyeceğiz. Evet. Kadar yeterli. Şimdi iyice kavuruyoruz. Soğanımızı yeterince kavurduk. Biraz daha böyle pembeleşti. Biraz da salçayla kavuracağız. O yüzden onun payını da bırakıyoruz. Şöyle karışık salçam var, domates, biber. Siz İstediğinizi kullanabilirsiniz. Şöyle salçamı aldım arkadaşlar. Ondan sonra karıştırıyorum. Soğanı önceden kavurmamızın nedeni soğan daha geç kavruluyor. Salçayı önceden koyarsak soğanın ne kadar kavrulduğunu göremeyiz.
Önce soğanımızı bir güzel kavuruyoruz. Sonra salçayla beraber kavuruyoruz. Evet, şimdi bu aşamada biraz pul biber. Şöyle. Böyle bir şey. Birazcık isotumuz var. Daha farklı, değişik bir lezzet olsun. Şöyle biraz isot koyuyoruz. Ondan sonra biraz tuz koyuyoruz. Yumurtanın da payına yetecek kadar. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi karıştıralım tekrar. Şimdilik şu görüntüde arkadaşlar, bakın. Şöyle gayet güzel gözüküyor. Şimdi kavurmaya devam ediyoruz. Sanırım oldu olacak. Tadına bakıyorum arkadaşlar. Bakın nasıl olmuş. Wow, çok lezzetli. Evet, şimdi sıra geldi yumurtamıza. Yumurtamızı ekliyoruz. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir şu şekilde pişti arkadaşlar. Şimdi sıra geldi yumurtamıza. 3 tane yumurta. Kaç kişilik yapacaksanız adam başı birer yumurta kullanabilirsiniz. Şöyle yumurtamızı ekledik. Karıştırıyoruz. Şöyle görsel olarak daha iyi gözüksün. İyice karıştırıyoruz. Evet, bak şöyle bir şey oluyor. İyice karıştırıyoruz. Soğanlı salçalı yumurtamız pişti arkadaşlar. Şimdi tüpün dibini kapatıyorum. Şu şekilde bir şey oldu. Şimdi bunu mesela bu 3 kişilik kahvaltı için şimdi bunu servis tabağına alacağım. Şimdi tek kişilik bir servis tabağına alacağım. Bunu ortaya bir kayık bir tabağa da alabilirsiniz. 3 kişilik ortak bir kahvaltı tabağı da yapabilirsiniz. Ben size şimdi tek kişiliğini yapacağım. Şöyle domatesim var. Şöyle birkaç par dilim alacağım. Şöyle. Bunu aldım arkadaşlar. Şöyle. Kahvaltımızı da buraya koyuyoruz. Şu şekilde. Evet. Şöyle bir porsiyon olacak şekilde. Birkaç parça maydanoz atıyoruz üstüne. Şöyle. Evet, şu anda tabağımız hazır. Şu şekilde gözüküyor. Bakın 10 numara çatalımız. İnanılmaz lezzetli. Şöyle somun ekmek, tam pide ekmek daha güzel gider. Lavaş falan. Şöyle ikiye ayıracağız. Ondan sonra yanına güzel bir çay. Ondan sonra şöyle arasına koyacağız arkadaşlar, bakın. Şöyle maydanozlu. Ondan sonra şöyle bir parça da salatalık. İşte kahvaltı budur. Süper. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun. Güzel bir kahvaltı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.